Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Dün akşam saatlerinde biz de transfer raporu programında paylaştık. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ortak gündemi. Şener Özbayraklı ve Tolgay Arslan takası. Evet, o da bitti. Olacak mı, olmayacak mı tartışmaları? Bitti bitti yazabilirsin kardeşim. Yaz. Neler aktarırsınız detaylarla yaz. İlgili Emre Boğ. Yaz. Şimdi bu uzun zamandır konuşulan transfer mevzularından bir tanesiydi. Tabii Beşiktaş takımının biraz yüksek bonservis istemesiyle bugüne kadar kaldı. Evet. Ben gerçekten Tolga'yı çok beğenen yorumculardan bir tanesiyim. Tolga'nın Fenerbahçe'de iş yapacağını da tahmin ediyorum. Beşiktaş'ta büyük ihtimalle kadro dışı bırakılması hadisesinde alacaklarla ilgili bazı problemleri vardı. Beşiktaş kulübünden alacaklarla ilgili bazı problemler vardı. Yani Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon, önümüzdeki bu yıl için şunu söyleyebilirim. Belki de sınıf atlayan oyunculardan bir tanesi olacak Tolgay. Çünkü Tolga'nın yerinde şu anda Mehmet Ekici oynuyor. Mehmet Ekici tamam bu son Malatya maçında ortaya iyi bir performans koydu ama... Sağlıklı bir Mehmet Ekici her zaman iyi ya, performans koydu. İyi bir performans ortaya koydu ama bir istikrarsızlık var mı dersen var. Ve alternatifi de yok. Yani o ayağı çok düzgün bir oyuncu Mehmet Ekici. Ayağı düzgün ikinci bir oyuncu yoktu Fenerbahçe'de. O bölgede oynayabilecek. Tolga'nın ben bu ihtiyaca cevap vereceğini ve Fenerbahçe'ye katkısı olacağına %100 eminim. Şimdi bak kardeşim, bu adamı zaten kadro dışı bırakmışsın. Tamam, bir de üstüne işte 4-4,5 milyon gibi falan euro gibi rakamlar telaffuz ediliyordu. Ya rakibe giderse patlar mı, rakibe giderse çıkış yapar mı falan artık bunları düşünmeyeceksin. Kulüplerimizin artık bu işleri bırakması lazım. Büyükler de birbirlerinden alacaklar, transferler yapacaklar artık. Bundan sonra artık bu yol açıldı. Şimdi Şener takası, Şener'in verilmesine esasında benim çok gönlüm el vermedi. Şu açıdan söylüyorum bunu. Şener genç bir oyuncu, Şener milli bir oyuncu, Şener yedekliği de kafasına takmayan, huzursuzluk çıkartmayan, oynadığı zaman devamlı hazır olan, kalitesi, kalibresi elbette otururuz, konuşuruz, tartışabiliriz ama Şener'in gönderilmesiyle ilgili benim biraz canım sıkkın. Onu bir kere söylemek istiyorum. Fakat şunu düşünmüşlerdir muhtemelen. Şimdi tabii Dirar da bek oynayabilecek oyunculardan bir tanesi. Evet. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam Moses ileri uç oyuncusu olarak alındı. Yani gol katkısı yapsın diye alınan oyunculardan bir tanesi ama Moses da bek oynayabilen oyunculardan bir tanesi. Yani keşke Isla'yı böyle satabilselerdi. Şener kalsaydı takımda ama olmadı. İki takıma da Şener'in de ben Beşiktaş'ta faydalı olacağına inanıyorum. Artık Gökhan Gönül yaşlandı, belli bir yaşa geldi. Bakıyorum, hakikaten son özellikle geçtiğimiz sezonu da içine katarak buraya bu zamana kadar eski Gökhan'ın yerinde yerler esiyor. Yani orayı mutlaka yedeklemeleri gerekiyordu. Bu şeyle Beşiktaş sağ bek problemini de ortadan kaldırmış oldu. Fenerbahçe'de o beyin diyebileceğimiz akil topçu, 10 numara, 9,5 numara artık neyse uzaktan şut da atabilen, araya pas da atabilen o problemini çözmüş oldu. Bak iki takımın da problemi bu şekilde çözülmüş oldu kardeşim. Yani yok oraya giderse patlarsa, yok oraya giderse çıkış yaparsa filan diye artık düşünmeyeceğiz bunları. Ki Fenerbahçe'nin Tolga'ya ihtiyacı vardı, Tolga'yı aldı. Beşiktaş'ın Şener'e ihtiyacı vardı, Şener'i aldı. Söylediğim gibi tekrar parantez içinde. İki teknik adamın istediği. Tabii canım yani hayır, yedekledi şeyi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şener göreceksin bak yok onu kesecek. Beşiktaş'ta. Bu olayı geçen sezon Fatih Terim açtı biliyorsun. Yani herkes herkesten topçu alması ya, lazım dedi. Yani bunu dedi artık dedi bırakın dedi. Duygusallığı dedi. Fener'den Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Galatasaray'a, Trabzon'dan buraya. Herkes herkesten alıp vermeli dedi yani. Çünkü burada kulüpler, camialar büyük zarar görüyor yani. İşte ezeli rakibine topçu verir misin, alır mısın diye. Bunlar olursa aslında lig daha da güzelleşir. İşte Şener önüne bakıldığı zaman. Daha önce de görüşüm olmuştu. Şimdi bunlar ligdeki rekabeti daha da arttırır. Mehmet Ekici'ye gelince, Mehmet Ekici'yi ben bu sene yani geldiğinden beri ilk kez belki de izlediğim maçlar arasındaki en iyi Mehmet Ekici'yi izledim. O evet. Mücadeleci ruhunu. Ya düşüyor, her futbolcu düştüğü zaman kalkmak istemez. Düştüğü anda orada darbeye rağmen kalkıyor ve pozisyonu devam ettiriyor, penaltı alıyor. 60 dakika o kaçırdığı penaltıya kadar sahanın bana göre en iyisi Mehmet Ekici'ydi. Penaltıdan sonra biraz düşüyordu. Hem fizik olarak da belki biraz yoruldu ama mental olarak böyle o penaltını kaçırdı. Penaltının etkisinde kaldı. Kolay değil. Maç 2-2. Penaltı kaçırmışsın. Orada kaybedecek bir puanda dahi bütün oklar senin üzerine gelecek. Ama Mehmet Ekici Malatyaspor maçındaki formuyla gerçekten takdiri hak etti. Bundan sonra şimdi rekabet biraz daha artacak orada. Tolga ile beraber gelmesiyle beraber. Keser Şener, Gökhan Gönül'ü keser Şener.
Tolgay. Tolgay'da Mehmet Ekici'yi keser. Yani şu andaki formlarına göre söylüyorum ben tabii. İlk yani. Başta olmaz ve tabii ki ama bir rekabet getirecek şimdi. Yani Mehmet Ekici bu maçta çok iyi oynamış son maçta. Ama şimdi Tolgay'ın da gelmesine beraber o da üzerine koyacak. Yani o rekabet, o özlenen ruh diyoruz ya, Malatya maçında ben o Fenerbahçe'yi... Tabii tek kaldı. Mesela keşke Alper'i verselerdi yani. Alper'e de ihtiyacı yok mu Beşiktaş'ın? Bir Beşiktaş taraftarı da onu sormuş. Şener yerine Alper Potuk'u alsa Beşiktaş, vallahi Alper Potuk takarsa... Fenerbahçe açısından da daha iyi olurdu bana sorarsan. Çünkü gelecek yıllar adına. İsa da yaşlandı. Tamam, Dirar oynayabiliyor orada. Hani bek alternatifleri var ama ben Alper mi, Şener mi desen... Ben Alper'in verilmesi Beşiktaş'a Fenerbahçe açısından daha doğru olacağına inanıyorum. Yani belki Beşiktaş açısından çok doğru olmaz ama hani kanat oyuncusu ihtiyacı var sonuçta. Kuerejma yok, Babel yok. Her iki kanatta da oynayabilen adam Alper Potuk. Ve tabii iyi bir Alper Potuk. Şu andaki durumuyla ne Fener'de ne Galatasaray'da ne istiyor Beşiktaş'ta. Gitmek istiyor mu? Alper de yani beklenene veremeyen oyunculardan bir tanesi. Kusura bakmasın güzel kardeşim ama. Alper de mi maddez baktığı zaman Serdar takasında falan kullanılabilirdi ama... Alper'in Fenerbahçe'ye gitmeden önce o dönemdeki yine teknik direktör Fatih Terim'di. Galatasaray'a söz verip son transfere 1-2 gün kala Fenerbahçe'ye gitmesinden sonra yoksa... Aykut Hoca bitirdi o iş. Aykut Hoca bitirdi ama o dönemde Fatih Terim'e de verilen bir söz vardı. Aykut Hoca ile çalışmayı tercih etti. Gitti. Bugün mesela ne kadar Galatasaray-Fener arasındaki takas olmuş olsa da Alper'in Galatasaray'a takasının önünün kesilmesi bence sırf oradaki o sözünü yemiş olmasıdır yani. Şimdi gelelim tabii bu iş bitti, onu söyleyeyim. Tolga Şener konusu kesin olarak bitti. Bugün açıklanacak. Resmi açıklama bugün yapılacak. Rakamlar, şimdi konuşmak istemiyorum rakamlar çünkü 3 aşağı 5 yukarı. Bazen diyorsun 1 lira, 500 lira çıkıyor. Diyorlar ki ya sen 1 lira demiştin. O rakamlar da zaten... Bu bir miktar para acaba ne kadar olacak? Bir miktar para çok büyük bir para olacağını zannetmiyorum. 1,5 milyon euro konuşuluyor. O bile fazla, ben sana söyleyeyim. 1,5 falan... Benim duydum ama yine de o resmi açıklandıktan sonra rakamlara çok fazla girmenin anlamı yok. Gerek yok girmeye. Onlar zaten kulüplerin kendi bileceği işler. Fazla para verirlerse eleştiririm de, kusura bakmasınlar yani. Hem Şener'i verip hem üzerine çok fazla para verirlerse eleştiririm. 2,5 çok değil ama ya baktığınız zaman. 8 milyon euro bonservis isteniyordu. 2,5 milyon euro artı Şener aslında çok fazla değil yani, öyle bir şey olursa. Tolga'ya ne vereceksin? 400 bin euroluk alacağı varmış şeyden, Beşiktaş kulübünden. O alacağı da üstleneceksin büyük ihtimalle. Yani onu da yıllık alacağını ekleyeceksin filan. O zaman işte asları yüzünden pahalıya gelmesin. Çünkü Fenerbahçe hakikaten dikkat ederek yoluna devam etmek zorunda bu işlere. Şimdi gel gelelim benim uzun zamandır söylediğim bir başka transfer haberine. Slimani Adebayor takası. Buna kimse şey yapmadı fazla. Üzerine gitmediler bu işlerin. Onu soracaktım, evet. Ha, bu işlerin çok fazla üzerine gitmediler. Fakat iki kulüp arasında da ciddi ciddi görüşmeler var. Slimani Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremedi. Fenerbahçe'nin forveti bir golle ilk yarıyı kapatmaz. Kimse kusura bakmasın. Artık benim Slimani'yle ilgili beklentilerim bitti. Bitti. Yani hep Fenerbahçe şey diyorum. Fenerbahçe taraftarının da. Hep şey diyordum yani, hap patlayacak, hap patlayacak, hap patlayacak, elimizde patladı. Olmuyor. Kötü futbolcu mu? Hep bak, hepimiz bu konuda hemfikiriz. Slimani kötü futbolcu değil. Fakat olmayınca da olmuyor. Bazı sistemleri oynayamıyor. Takıma uyum sağlayamıyor. Bir şeyler var yani. Bir sıkıntı var. Şimdi bu adam kiralık. Sezon sonuna kadar gider. Başakşehir'de oynar. Başakşehir'de faydalı olur olmaz. Başakşehir'de atabilir atamaz. O kısmını ben çok fazla bilemem elbette. Fakat Adebayor'u Abdullah Hoca'nın istemediğini kesin olarak biliyorum. Yani kadrosunda kesin ben olarak düşünmediğini biliyorum. Şimdi Adebayor Fenerbahçe'ne ne yapar? Bunlar fırsatta gösteriyor zaten. Adebayor Fenerbahçe'ne ne yapar? Sana şöyle söyleyeyim. Adebayor Fenerbahçe Slimani'nin attığın 10 katı gol atar. Bir gol atmışsa 10 gol atar yani. Zaten forvet oyuncusu. Yani zaten bunlar önde oynayan takımlar. Fener, Galatasaray, Beşiktaş önde oynayan takımlar. Zaten orta saha gol katkısı veriyor. Büyük takımın forveti şöyle 10-12 gol attığı zaman zaten işin içinden çıkıyorsun. Şampiyonluğa oynuyorsun, Avrupa'ya oynuyorsun. Şu anda Fenerbahçe'nin şampiyon olacak hali yok ama bir çıkış yapmak zorunda. Adebayor o istenilen çıkışı Fenerbahçe'ye yaptırabilecek kalitede oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ve Slimani gibi hakikaten yıllık rakamı aldığı rakam çok yüksek olan bir oyuncuyu gönderip Adebayor'u almak bence akıllıca olur. Ha, 1,5 yıllık alırsın çünkü Adebayor'un yaşı da var malum. Yani öyle genç de bir oyuncu değil. Fakat mesela... bu kampta Abdullah Hoca'nın yanına da gittim, orada da konuştuk. Dedi, şöyle bir ifade kullandı. Adebayor niye bu kadar düştü bu sene dedim. Sezon başı kampı yapmadı dedi. Sezon başı kampı yapamadığı için özellikle yaş ilerledikten sonra sezon başı kampı yapmazsan, yeterli o yüklemeleri yapamazsan o formu kolay kolay yakalayamıyorsun. O yüzden
Ben Fenerbahçe'de çok kanat ortası yapıyor Fenerbahçe ceza sahası içerisine. Kim vuracak abi? Kim vuracak? Geriden gelip Skelter mi vuracak o toplara yani? Duran toplarda falan geliyorlar eyvallah. Ama önde oynayan oyuncuların da böyle biraz uzun hava toplarına hakim oyuncular olması lazım ki Adebayor, Slimani takasını da ben kimseye sürpriz olmasın beklediğim hamlelerden bir tanesi Fenerbahçe adına. Adebayor'un düşüşündeki önemli etkenlerden bir tanesi de ben de Başakşehir'le sürekli temas halindeyim. O da tanıdığım arkadaşlarım var. Geçen seneki maçlarda mesela rakip oyuncuların üzerinde maçtan bir gün önce özel çalışırmış mesela. Kimle oynayacak bu mesela atıyorum. X bir takımlar. Kim var orada stoperde? Emre var. Emre'nin açıklarını ya da yanında oynayacağı işte savaş kimse o rakibe göre çalışırmış. Ama bu sene hiç bunları yapmamış mesela. Belki hocanın da oynatmadığından dolayı yani kendisinde de bir takım. Evet sezon başı kampı görmemiş ama fişi çekmiş yani. Senin böyle bir şeyler var ya o fişi çekmiş evet. Başakşehir'de. Şimdi bu takas olursa iki taraf için de hayırlı olur. Yani bu takas gerçekleşirse iki taraf için de hayırlı olur. Zaten Galatasaray'da talip olduğu zaman Sayın Göksel Gümüştağ'ın ifadesi var. Ben rakibime ben oyuncuyu vermem çünkü şampiyonluktaki rakibim diye. Beşiktaş'a ya da Galatasaray'a değil Fenerbahçe'ye isterse verin diye. Bu bugün ve yarın içinde böyle bir takas da herhalde olabilir diye düşünüyorum yani. Ben de beklediğim takaslardan bir tanesi. Fenerbahçe taraftar memnun eder mi? Bence etmeli yani bu sene de arkadaşlar. Bu sene Fenerbahçe'den çok fazla bir şey zaten kimsenin beklentisi yok. Artık önümüzdeki yılın takımına yönelik çalışmalar yapılıyor. İşte Castillo da bu isimlerden evet, bir tanesi. Evet o iddia da var. Tabii, Benfica'nın yani, golcü futbolcusu. 1,5 yıllık tabii ona da baktım şeye istatistiklerine falan. Açıkça söylemek gerekirse bayağı kötü istatistikleri. Yani bak Portekiz'den, İspanya'dan aldığınız zaman bizim lige oyuncu burada sıkıntı yaşıyorlar. Yani çabuk uyum sağlayamıyorlar. Bizim ligimiz Portekiz ligi gibi, İspanya ligi böyle yumuşak bir lig de değil, sert bir lig. Onun için biraz böyle oyuncuları alırken bizim ligimize yakın liglerden oyuncular alınmasını ben daha doğru buluyorum. Yani mesela Castillo'yu alacağını Adebayor'u alsa yani ikisinin arası seçim yapmayan Adebayor derim yine. Çünkü yine de adam öyle ya da böyle bizim ligi tanıyor ligi biliyor. Ligi biliyor. Tabii. Şimdi Adebayor'a bakıyorum bazı maçlarda ta geliyor abi kendi şeyinden ceza sahasından top falan çıkartıyor. Yani takım oyuncusu da sadece böyle bir golcü oyuncu santrofor olarak bakmamak lazım. Adebayor'a çok yardım ediyor doğru. Castillo'yla da ilgili bugün bir açıklama bekliyorum. Ve Serdar Aziz. Castillo'yla onu ilgili... soracağım. Şimdi Galatasaray cephesi Serdar Aziz'in o transfer görüşmeleri esnasında tabii transfer gelmeyince bir de Serdar Aziz'i Fenerbahçe'ye satışının önüne geçti. Yaptığı açıklamalarla. Serdar Aziz de sonrasında bir açıklama bak, yaptı. Galatasaray şu Miktor'u ile ilgili bir gelişme var. Onu sen istersen bir bak. 1,5 yıllık kiralık anlaşması Mitroglou. Mitroglou ile ilgili evet 1,5 yıllık kiralama konusunda şimdi, anlaşmaya varıldığına dair. Şimdi dün akşamdan 1,5 yıllık anlaşma var. Sen de biraz önce Castillo örneğini verdin ya. Castillo'yu satmak istiyorlar. Yerine golcü bakıyorlar. Benim Benfica kaynaklı aldığım haberlerde. O da Mitroglou'nun bir ön anlaşma yaptığı 2 gündür sırf Castillo'nun gideceği yani gidişine göre eski oyuncuları zaten de Mitroglou orada Benfica'nın. Orada bir görüşme devam ediyordu. Galatasaray'a geleceği bence önceliği orada. Benfica'da. Benfica Castillo'yu satarsa orada çünkü Mitroglou yerine düşünüyorlar. Galatasaray evet doğru 2-3 gündür bekletiyor ama karşı taraftan da bekletiyor. Burada kulüp değil de futbolcu diyoruz yani futbolcunun tercihi burada önemli çünkü. Burada önemli yani çünkü futbolcu burada tercih hakkını kullanacak. Bizim çünkü, Sayın Zeki Uzundurkan yazmış Galatasaray'la 1,5 yıllık anlaşma imzaladı diye. Mitroglou için. O zaman bugün 3 transfer birden çok net bir şekilde Galatasaraylar bayram eder. Serdar'ın da Fenerbahçe'ye gönderilmesi. Bugün Serdar Fenerbahçe'ye gitse kimse niye gittin demez. Çünkü bundan bir hafta önce Serdar'da hani tepki vardı. Transfer evet. Yoktu. Ya yapılmış anlaşma. Fenerbahçe'ye gidecek adam kulübe geldi. Bir gün önce diyorlar ki Serdar'a menajerle beraber. Haluk Can Atar'la beraber. Yarın kulübe gel. Tamam diyor. Hatta sonra mesaj atıyorlar. Kimliği de getir diyorlar mutlaka. Çünkü vekalet verilecek. Evet, sözleşmesi evet. Feshedilecek. Sonra 2 saat bekledik. 2 saat sonra abi sen bugünü bekle bir akşam olsun. Yönetim kurulu toplantısı var. Yönetim kurulu toplantısında gelen tepkiler üzerine o gün sosyal medyada çok büyük tepki olmuştu. Galatasaray transfer yapılmadı. Serdar'ı nasıl Fenerbahçe'ye verirsiniz diye. Ya şimdi Ozan gidiyor, Serdar gidiyor, Rodriguez gitti falan anladın mı? Bir gelen yok. Gidiyor, gelen yok. Normal Galatasaray taraftan bugün, tepki. Bugün şu anda bugün herhangi bir saatte Serdar'ın Fenerbahçe ile anlaşması işte bu takas ya da normalde gidişi olursa kimse bir şey demez artık. Şimdi dün Haluk Canatar'la konuştum. Evet. Yani dedim nedir durum? Şöyle bir ifade kullandı. Yani %90 Galatasaray'da kalacağız. Fakat %10'luk bir payı bırakıyorum. Ben de ona şu ifadeyi kullandım. Aynı senin söylediğin gibi. Yani dedim, yönetim transfer yapamadığı için baskı altında şu anda. Onun için adam satmaya hani sıcak bakmazlar. Ama birkaç tane oyuncu alırlarsa yine o baskı kalkar. Serdar'ın yolunu açarlar diye Sayın Can Atar'a
Böyle bir ifade kullandım. Şimdi artık caddine geldi. Bugün Mitroğlu'nu da açıklarlarsa, iki oyuncuyu birbirine açıklarlarsa kimse Serdar'ın Fenerbahçe'ye gidişini görmez bile. O hale gelir.